Çocuklar hepinize merhaba. Anlatım bozukluğunun üçüncü konusunda sizinle birlikteyiz. Şimdi sizinle birlikte anlam belirsizliğine ve deyimle ilgili yapılan yanlışlara bakacağız. Örneklerimizden bakalım. Anlam belirsizliğinin iki farklı anlam çıkabilmektedir. Her cümlede iki farklı anlam karşılığı çıkar arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Anlam kapıldığı var mı yok mu? Buna dikkat etmemiz gerekir sizinle. Şimdi ilk cümlemizden başlayalım. Ben müzik dinlemeyi senden çok seviyorum diyor. Bakın lütfen. Ben müzik dinlemeyi seviyorum, sen de seviyorsun. Ama benim müzik dinlemeyi senden çok seviyorum dediği zaman senin dinleme zevkinden daha fazlası anlamına katıyorum burada. Biliyor anlam çıkıyor çocuklar çünkü zevkini kıyaslamış. Diğeri ise müzik dinlemeyi sana olan sevgimden daha çok seviyorum demeye çalışıyor. Yani müziği ona tercih ettiği anlamda çıkartabiliriz bunu. İki farklı anlam, bakın anlam kapalı vardı, iki farklı anlamı buldum. Ayşe Hanım futbolla kocasına çok ilgileniyor. Bakın Ayşe Hanım da futbolla ilgileniyor, kocası da ilgileniyor. Ama Ayşe Hanım kocasının ilgilenmesinden daha çok ilgileniyor. Bir bu anlam çıkıyor çocuklar. Bir de Ayşe Hanım futbolla kocasına olan ilgisi daha az ama futbolu daha fazla. Bir de bu anlam çıkıyor. Yani eşini futbola tercih ediyor arkadaşlar. İki anlam vardır gördüğünüz gibi. Üçüncü örneğe bakalım. Bu kötü insanlara sizden çok kızıyorum. Bakın. Kötü insanlar var. Siz de kızıyorsunuz ama ben sizden daha çok kızıyorum. Bir anlam çıkıyor. Bir de hem onlara hem de kötü insanlara kızdığının anlamı çıkıyor. Yani iki farklı anlamı da aslında cümleden bulabiliriz. Sen Defne'yi benden çok tanırsın. Sen Defne'yi tanıyorsun, ben de tanıyorum ama sen benden daha çok tanıyorsun. Bir bu anlam çıkıyor bakın. Bir de karşıdaki kişinin kendisini fazla tanımamasından bahsediyor çocuklar gördüğünüz gibi. İki farklı gene anlam vardır. İstanbul'a geldiğini yeni öğrendim. Kimin geldiği bilir arkadaşlar. Bakın senin İstanbul'a geldiğini yeni öğrendim. İkincideki şahıs da olabilir. Onun İstanbul'a geldiğini yeni öğrendim. Üçüncüdeki şahıs da olabilir. O yüzden şahıslar belli olmadığı zaman da mutlaka burada anlatım bozukluğu var diyeceğim. Köye taşındıktan sonra onu ilk kez ziyaret ediyorum. Peki bu ziyareti ediyorum ama kim taşımış bu köye? Ben taşındıktan sonra köye onu ilk kez ziyaret ediyorum. Ben mi? Yoksa o köye taşındıktan sonra onu ziyaret ediyorum. Sen, ben, karışık yani şahıs olarak belli olmadığı için ne diyeceğim gene? Anlatım bozukluğu vardır. Balık tutmayı babamdan daha çok seviyorum. Bakın burada gene iki tane farklı kapalı anlam var. Babam da balık tutmayı seviyor. Ben de seviyorum. Ama ben babamdan daha çok seviyorum. Bir bu anlam çıkıyor. Çünkü ne diyor? Babamdan daha çok seviyorum. Ya da balık tutmayı babamdan daha çok severim. Balık tutma zevklerini kıyaslanmış. Yoksa çocuk babasını mı çok seviyor, balık tutmayı mı çok seviyor? O yüzden çocuk balık tutmayı babasına mı tercih etmiş? Böyle bir anlamda çıkartabilirim ben buradan. Adam politikayla karısından çok ilgileniyor. Bakın, adam politikayla ilgilenme dereceli kıyaslanıyor. Adamla ilgileniyor, karısıyla ilgileniyor. Ama karısından daha çok ilgilenmeye çıkmış adamın. Bir de karısına olan ilgisinden bahsediyor. Adam politikayla karısından çok ilgileniyor. Yani politikayla değil artık karısına olan ilgisinin daha fazla olduğunu söylemeye çalışmış. Yarışmada birinci olduğuna sevindim. Yarışmada senin birinci olduğuna sevindim. Yarışmada onun birinci olduğuna sevindim. Gördüğünüz gibi yine şahıslar belli değil. Hangi şahıstan bahsetmiş? İkinci tekil mi, üçüncü tekil mi? Gene arkadaşlar şahıslar da belli olmadığı için anlatım bozukluğu vardı diyeceğim. Anlam kapalı çünkü. Hırsız çocuğu kovaladı. Bakın virgül koymam gerekiyor. Çünkü anlam düşük. Hırsız virgül. Kovulun işini yapan karısının kendisi çocuğu kovaladı demem gerekiyor. Genç adama seslendi. Gene aynı şekilde virgül koymam gerekiyor gençten sonra. Adam mı genç? Genç birisi mi adama seslenmiş? Yoksa arkadaşlar buradaki genç adama mı seslenmiş? İki farklı anlam çıktığı için gene gençten sonra virgül koymam gerekir. Kardeşim akşam Ahmet'i evine götürdü. Kardeşi Ahmet'i kendi evine mi götürdü? Yoksa Ahmet'in evine mi götürdü arkadaşlar? Gene iki tane anlam çıkıyor. Çünkü bakın cümle çok kapalı. Küçük çam ağacını bahçeye dikti. Küçükten sonra virgül koymam gerekiyor. Küçük bir çocuk var. Çam ağacını bahçeye mi dikmiş? Yoksa birisi, herhangi birisi çam
kendisi küçük bir çamı ağacı bahçeye dikmiş. İki farklı anlam çıkıyor gördüğünüz gibi. Okurken lütfen bunlara dikkat edelim. Evet, son olarak atasözü ve deyimlerin yanlış kullanılmasından bahsedelim. Bu da çünkü çok önemli. Deyimleri çoğumuz karıştırabiliriz. Deyimler asla çocuklar atasözleri gibi asla yerleri değiştiremez. Sıralaması değiştiremez. Yerine başka sözcük kullanamaz. Bunu da lütfen unutmayalım. Ağaç dalıyla gürler diyor. Çocuklar dalıyla değil yaprağıyla gürler demesi gerekiyordu. Bu diye bizim zaten bakın atasözümüz. Ağaç yaprağıyla gürler. O kadar çok acıktım ki midem zil çalıyor. Midem değil karnım dememiz gerekiyordu. Alma garibin ahını çıkar aheste aheste. Çocuklar garibin ahı değil burada bahsettiği gibi mazlumun ahı olması gerekiyordu. Annesini görünce sevinçten etekle tutuştu. Etekler tutuşmaz çocuklar. Etekleri zil çalar. Paçalar tutuşur. Bunu unutmayalım. Adamcağız öyle bir borcun altına girmiş ki dostlar başına. Bakın olumsuz bir ifade var. Adam borcun altına girmiş. Ama ben dostlar başına'yı nerede kullanırım? Olumlu bir şeyde. Araba aldığınız zaman dostlar başına. Ev alırsam ya da güzel bir şey alırsam dostlar başına derim. O yüzden yanlış olmuş arkadaşlar. Bu cümlede yanlış anlamı diye kullanmıştı zaten yapmış burada. Karşıma birden köpek çıkınca canım burnuma geldi. Bir insanın canının burnuna gelmesi sadece ölümle karşılaştırırsak, ölüm durumu varsa orada kullanmamız gereken bir kelimedir. O yüzden ne yaptım gene yanlış anlamı diye kullandım. Ne diyeceğim işte karşıma birden köpek çıkınca korktum demesi gerekiyordu. Ya da işte paçanı tutuştu demem de gerekiyordu. Ama canım burnuma geldi ben burada kullanamam çocuklar. Peki. Bizim konumuz bu kadar çocuklar. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.